Kamyon Dergisi'nden herkese merhabalar. Bugün Türkiye'nin önemli bayilerinden VSB Başar Grup Otomotiv'deyiz. Genel Müdür Yardımcımız Sayın Murat Başar ile beraberiz. Öncelikle teşekkür ediyorum Murat Bey, bizleri kabul ettiğiniz için. Öykü Hanım, hoş geldiniz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz ve bize zaman ayırdığınız için. Firmamızla ilgili size özet bir bilgi geçeyim. VSB Grup Başar Otomotiv AŞ 40 yıla dayanmış bir otomotiv kökenli sektörde bir marka haline gelmiş. Bugün Başar dediğimiz zaman Başar ailesinin büyüklüğü ve sektöre olan katkılarıyla oldukça marka ile bütünleşmiş bir yapıya sahip. Bünyemizde neler var? Ford Trucks grubu ağır ticari araçlar, Otokar grubu hafif kamyon segmenti araçlar, 8,5 ton 15 ton arası, New Holland tarım makinaları, New Holland iş makinaları ve onun dışında yine bünyemize yeni kattığımız doğuşa bağlı olan Mailer ve Wilton damper dorse ve diğer dorse ürünlerinin olduğu bir bayilik ağımız var. Bunun dışında neler yapıyoruz? Havaalanı yolunda ikinci otomotiv üzerine kurulu yine filo kiralama, ikinci el araç alım satım, bunlarla bünyemizde faaliyet göstermekte. Birazcık da bulunduğumuz bayiden bahsedelim, altyapımızda. Şu anda gördüğümüz plazamız Ford Trucks'ın kamyon yapılanmasında ilk açılan bayilerden biri. 2013 yılında bu bayi tesisi gündeme aldık ve hayata geçirdik. Gölbaşı yolunda 7200 kapalı alan, toplamda 20.000 metrekareye yayılmış büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Servis olarak hem satış, hem satış sonrası, hem yedek parça komplike bir hizmet veriliyor. İkinci el araç satış merkezimiz ve alanımız da merkezi olarak buradan yürütülüyor. Şu anda faaliyetlerimize adetli ve yoğun bir şekilde müşterilerimize hizmet vermek üzere bu noktadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. 2024'ün artık son 3 ayına girdik, son çeyreğine girdik. 2024'ü nasıl geçirdik? Sizden bir özet alabilir miyiz? Tabii ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktürlerdeki dalgalanmalar belli. Ancak biz markamız adına veya sektör pazara yıl başında hedeflenen pazar payı adetlerine baktığımız zaman yılın ilk 6 ay oldukça iyi ve başarılı geçirdik. Hem biz markamız adına hem de sektör. Ve tabii ikinci yarı yılda değişik dönemlerde düşüşler, yavaşlamalar ve tedarik sistemine bağlı aksamalar olsa da hala fırsatların devam ettiği ve hedeflenen pazara yüründüğü bir pazarın içindeyiz. Biz kendi markamız ve firmamız adına inanıyoruz. Hem hedeflerimizi yıl sonunda başarıyla tamamlayacağımız hem de markamızı hak ettiği yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Çok güzel. Tabii son zamanlarda yüklü teslimatlar da gerçekleştirdiniz. Evet. Bizim de burada olma vesilelerimizden bir tanesi de bu. Birazcık da teslimatlarınızdan bahsedebilir miyiz? Yani biz bayi olarak aslında filo odaklı bir bayiz. Evet, perakende de varız, mevcutta hizmet veriyoruz ama Ankara'nın konjektürü gereği özellikle inşaat segmenti araçlar ve inşaat yapılarının, firmalarının Ankara'da konuşlandığını düşünerek temeli inşaat olan ve genelde de marka adına filo olan bir sistemin içinde hizmet veriyoruz. Şu anda da dün itibariyle belli başlı teslimatlarımıza başladık. Bunun büyük bir kısmı inşaat. Bugün de yapacağımız teslimatımız tek bir filoda yüksek adetli çekici teslimatımız olacak. Bu araçlarımız F-Max araçlarımız. F-Max'leri biliyorsunuz 2019 yılında uluslararası yılın kamyonu seçildi. Ve o günden bugüne kendini üstüne koyarak, geliştirerek iyi bir noktaya geldi. Şu anda da müşterilerimizin memnuniyeti doğrultusunda geldiğimiz adetlerle başarılı bir noktaya gitmeye gayret gösteriyoruz. Çok güzel. Son olarak 2025 için öngörülerinizi de alarak sohbetimizi sonlandırabilirim. 2025 yılının öngörülerini şöyle değerlendirebiliriz. Tabii yine içinde bulunduğumuz hem ülkemizin siyasi konumu hem de ekonomik dengelerdeki dalgalanmaları göz önüne alırsak her ne olursa olsun pazarın bu seneki pazardan geride kalacağını düşünmüyoruz. O yüzden 2025 yılında 2024 yılına benzer bir pazara sahip olacağını düşünüyoruz. Öyle de olmasını ümit ediyoruz. İnşallah. Eklemek istedikleriniz var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Teslimatlarınızın devam etmesini diliyorum. Hayırlı olsun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.